Herkese merhabalar, ben Alperen. Bu videoda sizlere virüs ile ilgili son gelişmeleri aktaracağım. Ayrıca bana Instagram'dan çokça sorular geliyordu. Avustralya'da vize durumları ne alemde diye. Bununla ilgili de güzel bilgiler vereceğim. Hazırsak başlayalım. Öncelikli olarak Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs tarihli yayınlamış olduğu istatistiksel verilere bakalım. Toplamda görülen vaka sayısı 7118'miş ve bunların 6532'si iyileşmiş vaziyette. Toplam ölüm 102. Hastanelerde yatan hasta sayısı 31 ve bunların 5'i kritik. Toplamda yapılan test sayısı 1.244.000 ve bunların sadece 6%'si pozitif. Ve buradaki grafiğe baktığımızda Nisan'ın ortasından itibaren vaka sayıları neredeyse sıfıra yaklaşmış bir vaziyette. Ayrıca burada da eyaletler bazında vaka sayılarını görebiliyoruz. Mesela Sydney'in içinde olduğu NSW eyaletinde bugün itibariyle 2 vaka görülmüş ve Melbourne'ın içinde olduğu Victoria eyaletinde de 5 vaka görülmüş. Toplamda da 15 vaka. Ve bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftadan itibaren Avustralya hükümeti virüsü yendiğimizi ilan etti ve kafeler, restoranlar, barlar yeniden tekrardan açıldı. Halk sokaklara döküldü ve tamamıyla normalleşme başladı. Ve burada değineceğim ikinci konu yine Avustralya hükümetinin geçtiğimiz haftalarda yayınlamış olduğu 3-step framework, yani 3 aşamalı bir plan. Ve bu planda nelerin serbest olup nelerin serbest olmadığı, nasıl bir yol izleyeceğimiz ay ay burada belirtilmekte. Birinci aşama Mayıs ayı içerisinde verilen yetkilere ve olacak şeylerden bahsediyor. İkinci aşamada Haziran ayı, üçüncü aşamada Temmuz ayında verilecek yetkilerden bahsediyor. Ve şöyle kısaca göz atarsak ilk aşamada halka açık yerlerde 10 kişiye kadar toplanmaya izin veriliyor. Evlerde de 5 kişiye kadar toplanmaya izin veriliyor. Çalışma yerleri açık ancak evden çalışma imkanı olanı evden çalışsın deniyor. Ayrıca yoğun vakitlerde de toplu taşımalardan uzak durulmasını öneriyor. Ve burada da çocuk bakım yerleri birinci ve ikinci okulların açıldığını söylüyor. Yani ilkokul ve liselerin tekrar açıldığından bahsediyor. Kolejler ve üniversitelerde de yapılabildiği yerlerde face to face, yani yüz yüze eğitim, diğer yerlerde de online eğitim devam ettiğinden bahsediliyor. Retail stores open, yani marketler, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri tekrardan açık. Yine kafe, restoranlarda 10 kişiye kadar müşterilere izin var. Ve burada ulaşıma geldiğimizde eyaletler için ulaşım açık. Eyaletler arası ulaşımda bazı koşullarla açıldığından bahsediyor. Ve ikinci aşamaya bakalım. Haziran ayında olacak şeyler. 20 kişiye kadar olan toplanmalara izin veriliyor. Yine evden çalışmaya devam edin deniyor. İşe gitmek isteyenler ve işe gitmek zorunda olanlar izin var. Onun harici yine restoran, kafe, barlar, alışveriş merkezleri açık. Ve bu sefer 20 kişiye kadar içeri girmelerine izin var. Yine güzellik salonları, berberler 20 kişiye kadar müşteri alabiliyor. Ve yine ulaşıma bakarsak bu sefer eyaletler arası ulaşım da açılıyor. Haziran'dan itibaren. Şu an gerçi çoğu eyaletler arası ulaşım açık. Sadece 1-2 eyalet açmadı. Onların da önümüzdeki ay açması bekleniyor. Ve Temmuz ayına bakarsak 100 kişiye yakın toplanmalara izin var. Artık tamamen iş yerlerine dönülüyor. Kafeler, restoranlar 100 kişiye kadar müşteri alabiliyor. Ve burada bizi en önemli olarak ilgilendiren kısım Consider Reopening Residential Colleges and International Student Travel. Yani kolejler ve üniversiteler uluslararası öğrencileri almaya başlayacak diyor. Uluslararası öğrenci ulaşımı olacak diyor. Yani Temmuz ayında. Asıl beklenen Temmuz ayından sonra, yani Ağustos gibi uluslararası öğrencilerin ülkeye gelmesi ve tekrardan okullarına devam etmesi olacak. Evet, Ağustos ayında Avustralya'nın uluslararası öğrencileri açılacağından ve üniversite ve kolejlerin tekrar öğrencileri kabul edeceğinden bahsettik. Ancak durum Türkiye'de nasıl olacak? Bir de ona bakalım. Öncelikli olarak Türkiye'deki Avustralya Başkonsolosluğu'nun tekrardan vize başvurularını kabul etmesi lazım. Bunu takiben tekrardan öğrencilerin evraklarını toplayıp vizelere başvurması gerekiyor. Bu konuda sanırım ilerleyen aylarda bir açıklama yapılacağı bekleniyor. Hepimiz bekleyip göreceğiz ne zaman bilfiil vizelerin başvurularının açılacağı.
Ama Avustralya açısından ülkenin Ağustos ayında yurt dışından gelecek olan international öğrencilere ülkenin açılacağını da görmüş olduk biraz önce. Umuyoruz ki en kısa zamanda öğrencilerimiz başvurularını tamamlarlar. Bana çok fazla Instagram'dan soru geliyor. Yani buraya gelmek isteyen onlarca öğrenci var. Umuyorum ki hepiniz başarılı bir şekilde vize başvuru işlemlerinizi halledersiniz ve bir an önce buraya gelip eğitiminize başlarsınız. Onun harici mühendis vizesi ile ilgili de bir konu hakkında bilgi vereyim. Bana yine sorulan sorularda yeni mühendis vizesine başvurduğumuzda nasıl bir süreç işliyor? Hem ona başvurup hem öğrenci olarak başvurabilir miyiz diye sorular geliyordu. Ben de bunu yine danıştım yetkili yerlere. Yeni mühendis vizesine başvurduğumuzda bildiğiniz üzere bir 10, 12, 13 ay civarı bir bekleme süreci var. Yani bir yıl en azından bekliyoruz. Ve bu süreçte Avustralya'ya öğrenci olarak gelme şansınız bulunuyor. Yani iki vizeye de aynı anda başvurma şansınız var. Bunda tek koşul, eğer size mühendis vizesi çıkarsa yurt içinde, yani Avustralya içinde olmamanız gerekiyor. Bundan dolayı bir yurt dışına çıkıp sonra tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Yakındaki Asya ülkelerine bir iki günlüğüne gidip gezebilirsiniz. Vietnam, Bali, Tayland gibi ülkelere. Onun haricinde mühendis olanlar, yeni mühendis vizesine başvuracak olanlar için kesinlikle kaçırmamasını tavsiye ederim. Başvurunuzu yapın. Kulağınızın üstüne yatın. Bir sene sonra çıkarsa burada 18 aya kadar yaşama ve çalışma izniniz olacak. Çıkmazsa da dünyanın sonu değil. Öğrenci olarak gelmenin yollarını bulun derim. Benim tavsiyelerim bu yönde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğeni butonuna basıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda Avustralya'ya geldiğimizde nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? İnternetten ev nasıl bulunur, nasıl kiralanır, ev kiraladığımızda nelere dikkat etmeliyiz gibi konuları içeren bir video yapacağım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beni takipte kalın. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşça kalın.